Çok değerli Genç TV izleyenleri, bugün yine Londra'dan ve Neden Biz Buradayız programında sizlerle birlikteyiz. Bugün Londra'da hava Allah'a şükür çok güzel başladı. Güneşli bir gün, yazı aratmayacak bir gündü. Ama yola çıkıp konuğumuzun evine gelene kadar hava yine bozuldu. Tevekkele değil, Londra'da ne havaya ne insanına güven olmaz diye söyleniyor. Ama ne olursa olsun bizlerin havası güzel olsun, bizler iyilikte olalım, güzellikte olalım. Ve bugünkü programımızın yine ana sponsoru Happy Days'in kapılarını çalalım, tatillerimizi ayarlayalım, son günü beklemeyelim. Güzel imkanlar var, güzel olanaklar var Happy Days'de. Günlerimizi ayarlayalım, tatillerimizi programlarımıza alalım ve güzel bir tatil yapalım. Bu arada ben çok değerli saçımı yapan Aydın Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir özveriyle bizleri sponsor bizlere sponsorluk yapıyor. Onlara da çok teşekkür ederim. Ve bugün Piskobulu Rauf Piri amcamızın evindeyiz. Daha önce dediğimiz gibi bazen kendi evimizde, bazen stüdyolarımızda, bazen yollarımızda, parklarımızda, nerede bulursak birilerini programımızı yapacağız, programımızı hayata geçireceğiz diye söz vermiştik. Yine bugün çok değerli Rauf Piri amcamızın evindeyiz. Onlara konuk olduk ve onlarla kısa bir sohbet, güzel, ılımlı, havalı bir program yapacağız. Ve hemen ben Rauf amcama dönüyorum. Rauf amcacığım, ben önce bizleri kabul ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olunuz, bizlere evinizi açtınız, bizlere gönlünüzü açtınız ve bizlerle bu sohbeti gerçekleştirmek için kabul ettiğiniz için çok sağ olun. Rauf amcacığım, hayat çok kısa derler. Evet. Ama ve lakin bu hayatın da kısa olduğu kadar bir başlangıcı vardır. Siz kendinizi bize anlatır mısınız? Biz Kabataslak Üstün Köyü diyorlar. Biliyoruz sizi, kim olduğunuzu ama izleyicilerimizle paylaşır mısın? Sen kimsin? Nerede doğdun? Ben asıl Piskobu'da doğdum, 1926'da. Evet. Ve öldük, okula gittik, okuldan çıktık. O zamanlar 12 yaşından beri Erkatsura'da. Kaç sene okudun? Kaç sene okudun Rauf amca? Kaç sene? 6 sene okuduk. 6 sene ilkokulu bitti, evet, bitirdin. 6 sene ilkokulu bitirdik. Ondan sonra çocukluğumuza göre postan bekledik, bahçe bekledik, çektik. Bu yaşa kadar bahçelerle uğraştık. En nihayet yazıldık işte bu askeri işine. İlkokuldan sonra herhangi bir postan bekledim. Yok, şimdi yok, ilkokuldan sonra başka okula gitmedim. Hayır, başka Peki, okula gitmedim. Peki, çocukluk nasıl geçti? Böyle mahallede oynamalar, efendim kavga dövüşler, bir oğlan çocuğu kavga da edecek. Ben efendim okuldan, cam da kıracak. Okuldan çıktım. Evet. Bu yaşın sahabına kadar geldim. Kimseyle ne kavga ettim, ne de kapıştım. Ne de polise gittim, ne de avukata gittim. Evet. Çok şükür olsun Allah'a. Evet. Hiç böyle şeylerle karşılaşmadım. Evet. Gençlik nasıl geçti? Böyle kızların peşinde yürüme, dolaşma gibi bir... O halim yoktu çünkü ben hep bahçelerle uğraştım, ergatçılığıyla uğraştım. Gece evet. gündüz 1957'de yazıldım askeri işine. Sabahtan 5.30'da. Şimdi oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz de. Evet. Gençliğinde böyle çapkınlık, mapkınlık yok diyorsun. Ben, babamız bizi böyle şeylere alıştırmadı. Ha, babamız nasıl? Babamız gibi baba hiçbirinin evinde görmedim ben. Hmm. Babam aynı benim tipte, benim tabatla ne kavga, ne galaba, ne dahi urumların göbeğinde işledi. O da ben de kimseyle kavga etmedik. Şimdi Piskobu küçük bir köy. Küçük bir köy. Evet. Karışık bir köy. Evet. Türk, Rum, evet. Ermeni yoktu değil Hiçbiri mi? Hiçbiri yok. Sadece ben, Rum ve Türkler birlikte. Piskobu'da kavga çıktı. Ne iş yapardı baban?
arabacıydı, katır arabası vardı. Katır arabası. Ve bu İngiliz hükümetine Bostancı'ya kadar gelirdi, çakıl şey çıkarırlardı dereden. Böyle evveli bu yolları yaparlardı, hep taştan yaparlardı. Şimdi at arabasıyla çakıl taşırdı. Evet, evet. Bostancı'dan, Piskopu'dan gelirdi Bostancı'ya. Yani inanılır gibi. Tabii iki ayda bir gelirdi babamızı, evet. Biz görürdük. Kaç çocuk vardı babanın? Kaç kardeştiniz? İki de katırlar, 9. İki de anamla babam 11. 11, evet. Çok şükür olsun. Allah'a şükür. Çok şükür olsun. Ve ben en nihayet karar geçtim. Fehmus da vardı kontrolcü. Onun yanında 3 sene kontrolcülük yaptım. En nihayet sonunda bir kavga çıktı Piskopu'da. Su kavgası. Evet. Su kavgasını ettik. Geldi kalından bir çocuk. Ne yaparsınız, ne yaparsınız dedik. Açtı suyu, gitti Türklere. Biz o zamandan da geçsin, kaçtık. Kaçtık kulturacılıkta, gittik Fasur'a. Fasur'dan gittik askeri üstlerine yazıldık. 1957'de. Evet. Kaçtık dedik ki, Sihara baba, biz nikah olacak. Otur yerine dedi, ben bilirim kimi vereceğim dedi. Biz oturduk, yerimize kaldık. Ne dedi bana? Yani bir hayat disiplininiz vardı. Evet. Babanızı dinlerdiniz. Evet. Babanızın sözü geçerliydi, evet, evde. Evet. Ne dedi bana babam? Evet. Yabancı bit ısıracağına dedi, ağrıyasın dedi. Kendi bitin ısırsın dedi, ağrımayasın. Ha. Bu Kıbrıs atasözlerinden biridir. Evet. Evet. Yazıldık biz askeri işine. 2 sene Karamanayken. Kaç yaşlarındaydın o dönemde? O dönemlerde o 55'lerin içinde. Çünkü en çivcivli zamanında. Evlendik, evet. Ettik de sonra ettik. Şimdi baban 19... otur yerine dedi. Evet. Sen de oturdun, bekledin, evet. Baban karar versin hangi kızı alacaksın diye. Tabii. Neye karar verdi baban? Veya ailem? Babam karar verdi ki bu şimdiki gördüğün hanımı alayım dedi. Evet. Biz de dedik öyle olsun. Çünkü dedi bize yabancı bit ısırmasın seni, kendi bitin ısırsın da ağrımayasın dedi. Evet, evet. Öyle olunca ağrımaz mı insan? Yok. Ağrımaz. O ne söylersem o beni dinler, o ne söylerse ben onu dinlerim. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bu kadar senedir yaşadık, aramızda hiçbir şey olmadı. Evet, çok şimdi yabancı bit ısıracağına kendi bitin ısırsın, tabii, dedi baban. Evet. Ve görücülüğe, dünürcülüğe gittiniz. Biz de dünürcülüktür, biz dünürcülük. Nasıl gittiniz böyle? Şimdi çiçekler, efendim çikolatalar, şunlar. O zaman ne aldınız da gittiniz dünürcülüğe? O zaman ne çiçek vardı, ne lokum, ne de limonata. İşte geldim gittim Allah'ın emrine, peygamberin sözüne. İstedim düzün. Elimizi kolumuzu sallayarak gittik Emine Hanım'ı istemeye. Zaten hırsım akrabada. Evet. Öyle oldu. Evlendik. 2 çocuk sahibi olduk. En nihayet evi yapmaya başladık. Şimdi da yaptık. Evlenmezden önce Emine Hanım'a fikri soruldu mu? Bu adamı istiyor musun diye. Vallahi onu kalktık, rahmetlik. Kendisi bilir. Kendileri bilirdi. Babam da rahmetlik dayısı olurdu. Heh. İçli dışlı. Onun için, Emine Hanım yok diyemedi. Ne o yok ağzı diyemedi. Ağzı dili bağlandı ben... derler bizde. Evet. Bizde bir deyim, evet, vardır. Ağzı, evet, dili bağlandı, evet, cevap veremedi derler. Evet. Ama evet, biz kızım akraba olduğu için ne söylesen, evet, Fenan'a da gitmez. Evet. Ne söylesen, ne de, evet, sen söylesen. Düğünün hiç... nasıl oldu Rauf amcacığım? Düğünleriniz, şimdi eskiden düğünler. Eskiden düğünlerimiz başlardı pazartesi, biterdi cumartesi pazar. Ha. Yani bir hafta düğün olurdu. Bir hafta düğün olurdu. Aşamaları nelerdi onların? Hatırlıyor musun? Onlar bu düğünler olduğunda... Kısım akraba dışarıdan makarnayı da getirirlerdi, et getirirlerdi. Düğün evine. Evet. Her biri bir sepet yemeyecek getirirdi yani. Evet. Sepet, torba, efendim. Her şey. Kimisi et getirirdi, kimisi makarna, kimisi helim. Ne var? Ne gelirse çeşit, evet, yemekten pişirirdik. Çarpıcılara, misafirlere. Cumartesi kınak gecesi olurdu. Evet.
Evet, evet. Sadece hanımlar giderdi o geceye, yoksa hep herkes gidebilirdi. Vallahi hanımların kına gecesi ayrıydı, bildiğin gibi. Hı hı. Onların kına geceleri ayrıydı. Evet. Bizim de ertesi gün tıraş vardı. Evet. Alay vardı. Alaya giderlerdi. Alayda. Alayda ne yaparlardı? Ben pek hatırlamam. Hem oynarlardı hem güreşirlerdi. Güreş yaparlardı. Güreş de yaparlardı. Evet, güreş yaparlardı. Hı-hı. Rahmetli Hüseyin Bey ile o üyeciyi bilin ki şekercik satardı. Ha, hatırlarım. Ah, onunla beraber Hüseyin Bey rahmetli güreştilerdi. Güreştilerdi ya. Yani onun, harman yerinde. Büyük bir tarlanın içinde. Evet. Yani temiz bir tarlaydı. Taşlık maşlık bir şey yoktu. Evet. Güreşirlerdi. Evet. Onun için de oynarlardı. Şey derlerdi, hadi oradan gene alay biterdi. Gelirdi, akşamüstü olurdu. Hmm. Dönerlerdi, gelirdi. Yemekler hazır olurdu. Herkes oturdu bütün masalara. Bütün köylü oturur yerdi muhabbetle. Seven dileyen gelirdi, otururdu yemeğe. Cümbüş yapmaya işte. Ne kadar güzel bir paylaşım, ne kadar güzel bir yardımlaşma. Şimdiki düğünler benzemez evvelki düğünlere. Evet, evet. Şimdiki düğünler benzemez evvelkilere. Mübarekiler, hamam olayları. Erkeklerin hamamı ayrıydı, kadınların ayrıydı. Şimdi cumaları gidersaydı kadınlar hamama, evet. Bazar pazartesi giderdi adamlar hamama. Evet. Diskobuda hamam vardı bildiğin gibi. Vallahi pek caminin bilmem, yanında, yemin etmiş olmayayım da. Caminin bilmem, yanında, evet, hamam hem vardı. Bizim okulun yanında, okulun yanında işte hamam vardı. Hamam evet, vardı. Evet. Hatta hamamın havlusunda bir de cümle zancı var. Düğünden önce bir kadınlar hamamı olurdu, bir de erkekler evet, hamamı. Onların günü ayrıydı, evet. Adamların ayrı. Evet. Şimdi giderse de pazartesi hanımlar. Salı günde giderdi ya da çarşamba gün. Hamamcının işte şeyine ayrı, göre. Ayrıydı günleri onların da adamların da. Evet. Şimdi ben böyle ucundan yetiştim bu hamam sefasını. Ama dolmalar yapılır, çakıs tezler, zeytinler. Onlar erkeklerin de aynı olur muydu diye soracağım. Yani bir şeyler yemek için götürülür müydü? Hamama? Yok. Götürülmezdi. Hayır, öyle bir şey hamamda olmadı. Çıkardın, giyinirdin, kuşanırdın. Evet. Ongarırdın, neyse ücreti öderdin, çıkar giderdin. Öyle yemek memek davası yoktu. Allah'ın izniyle düğününüz oldu. Allah'ın izniyle işte düğünümüz oldu. Kaç yıl evimizi evlilik? Kaç yıl evlilik? Kaç yıl var? Efendime söyleyeyim. 25 yaşındaydım, 26 yaşında bir şeydim. Evlendiğim bir günden birlikte yaşarız ve mutluyuz diyorsun. Çok şükür. Kaç çocuğumuz oldu? 3 çocuğumuz oldu. 3 evladınız. Torunlar kaç tane? Torunlar 4 tane vardır Yirşen'in. Hmm. 2 de var Hilmiye'nin. 6. 6. Bir de vardır işte bu Emine'nin. Emine. 2 de oradan. 8. 8 tane torunum var. 8 tane torunum var. Allah bağışlasın. Tabii torunlar da başka torunlar getirdi. Evet. Allah uzun ömürler versin. Amin. Allah güzel günler nasip etsin diyoruz. Amin. Amin. Ve ne zaman şey ettik artık evlendikten boşlandık biraz para şirketten. Dedik gidelim kampa yazılalım. Evet. Ödeyelim borcu. İngiliz üsleri. İngiliz kamp üsleri. Dediğimiz. Evet. Bitti yazıldık. 2 sene karavan aykadım. 3. sene dedi bana Zabit beni kocam garson dedi. Çünkü sen biraz İngilizce bilin dedi. Evet. Seni kocam garson dedi. Beni daha geçirdi garson. Rauf amcacığım bir nokta koyalım. İngilizceyi nasıl öğrendin? Yani nerede öğrendin? Bunu da söyleyeyim sana. Ha söyle. Piskopu'daki ilkokula giderdik. Evet. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Amin. Kaldıysa ömür Amin. Versin. Bir Zehra Hoca Hanım vardı. Hı. Haftada 2 gün öğlenden sonraları bize İngilizce ders verirdi. Şimdi gerçekten ilginç bir noktaya geldik. Aladdin denilen bir kitap vardı. Evet. İngilizce. O kitaptan 1. kitabı, 2. kitabı 5.'ye kadar okuttu bize. Hı hı. Ama çok ilginç bir konuya değindik şimdi. Ben o zaman da müfredatta yani öğretim
sürecinin içinde İngilizce olduğunu bilmiyordum. Esas müfredatta mı vardı yoksa öğretmen kendisi mi öğretirdi? Hayır. Gönüllü olarak. Hususi kendi gönüllü olarak verirdi bize. Çok güzel bir gönüllü şey. Gönüllü olarak verirdi bize. Zehra Hanım evet. Gönüllü olarak, gönüllü olarak evli size İngilizce. Sınan. Evet. Evli episkopu da. Size İngilizceyi böyle gönüllü olarak evet, öğretmeye evet, çalıştı evet, ve öğretti de yani. Galiba yanlışım mı olsa salıyla perşembeleri öğlenden sonra birer saat her haftanın bu iki gününü gider okurdu. Ölmüşse okurdu Allah bize. Rahmet eylesin. Evet. Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Ergatçıyla ki işlerdim, İngiliz ki gazma yapardı kuryumun üstünde, biz de işledik o evet. Orosta. Evet. Yetmediğimiz yer kalmadı ve Alaaddin'in lambacıkları vardı böyle. Evet. Onlardan bulurduk ve verirdik İngiliz'e. Ve şey dedik, işte artık vazgeçtik o ergatçılıktan. Evet. Dayadı dedim işte İngiliz üstlerine 57'de. Hı hı. 57'den burak artık hep böyle geçti günlerimiz ergat evet, şeyler. Evet. Açhanede. Ne güzel yani bir lisan bilmek. İkinci bir insan olmak demektir diye derler ama gerçekten de öyleymiş. Adamın biriyle dediler. Evet. Sen geldin bizden 7 kişilik şeysten yahut dedi. Bu kadar şeyse. Ben 7 kişiyim dedi. Ya sen bir kişisin. Evet. 7 tane lisan bilirim dedi. Ne kadar güzel. 7 tane lisan bilirim dedi. Evet, evet. Demek ki lisan her an lüzumlu bir şeydir. Yani her lisan bir insan evet, olmak demektir. Evet, evet. Aslında hep yaşlılarımız, babalarımız, atalarımız bize hep söylerdi. Bir lisan bir insan derdi. Evet. İki lisan iki evet. insan. Evet. Bir de ticarete, Kıbrıs'taki zanaatla. Büyüklerimiz zanaat. Evet. Zanaatla birincidir. Altın bileziktir derlerdi. Zanaatla birincidir. Adamı evet. soydular, hep parasını aldılar, şey ettiler. Alamadınız dedi her şeyini üstümden dedi. Evet. Adamı dedi onadan doğma. Hiçbir şeyin yok. Sanatımı alamadınız dedi. Evet. Ne kadar güzel. Ya. Ne kadar güzel. Rauf amcacığım, biz Kıbrıslıların acı bir kaderi vardır. Uzun yıllar dönem dönem acılar yaşadık, sıkıntılar yaşadık. Bu haftada dün 21 Aralık şehitlerinin yıl dönümüydü. Tabii ki bu 21 Aralıklar hayatımızda hiç olmasın diye düşünüyoruz. Ama maalesef 21 Aralık'ın arkası geldi, arkası geldi. 74'e kadar çok cefalar çekmiş bir milletin, bir devletin bireyleriyiz. Dünyanın neresinde olursak olalım biz Kıbrıslıyız ve acılarla yoğrulduk. Bu yaşadık. Savaşlar için evet acılarla yani unu suyla yoğururlar. Biz Kıbrıslıları da acıyla yoğurdular, acıyla yaşattılar yıllarca. Tabii ki kayıplarımız oldu, acılarımız oldu, şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Hepsi neye çektik, hep bunları yaşadık. Piskopu'da durum nasıldı? Bu savaşlar, bu şeyler etkiliyor muydu sizi de? Piskopu, yalnız piskopu urumları kalaydı, hiçbir şey olmaz. Olmazdı. Ama dışarıdan gelen evet. urumlar hepsini yıktı geçti. Evet. Anladın? Ben... Şimdi kendi insanımız, yani Kıbrıslılar bize bir şey yapmazdı ama yok. Dışarıdan gelenler yok. Ne dışarıdan yaptıysa gelenler. Yaptı dışarıdan diyorsunuz. Dışarıdan gelenler, anladın? Evet. Ben ne zaman yazdırdım 57'de askere beni çığırdılar. Gece askere ne zaman yazıldın? Ne? Gençken mi yoksa? İşte bu 57'lerin içinde yazdırdım askere. Evet. İşlerdim üstlerde askerde gelirdim. Ha, bu arada öğle, askere de yazıldı. Mücahit. Gece evet. Gece gelirdim işten. Evet. Giderdim. Nöbete. Eğitime, nöbete. Nöbete gidelim. İki saat evet. geceden nöbet tutalım. Evet. Saat evet. 10'dan 12'ye kadar, 12'den sonra sabahtan mı kalkacağız gideyim işe. Yani bu yaşa kolay gelmedik. Yok. Bu yaşlara bu yaşa, kolay gelmedik. 18 sene acılarla yoğrulduk. 18 sene yok.
6 sene mücahitlik ettim. Evet. O mücahitlikten ne zaman şey ettik daha baktılar bizi çığırmadılar. Artık yaşımız 40'ı bulduncak artık istemediler bizi mücahitlik yapalım. Evet. Anladın? 40 yaşını buldun mücahitlik komutanlısını yapasın. Ama yine de destek verildiğiniz. Evet. Yaradı işimize. Evet. İşimize yaradı. Evet. Gittiydim işte yazıldım askeri üstüne. 18 sene bir yerde açıhanede işledim. Hem garsonluk hem açılık. Evet. Şimdi bu savaşların bize bir getirisi var mı? Bir faydası var mı? Devamlı savaş halinde dünya, şimdi evet biz yaşadık ama dünya da savaş içinde. Her gün bir savaş oluyor, bir çatışmalar oluyor, ölümler oluyor. Bunların bir getirisi var mı insanlığa, hayata? Bunların savaş hiçbir zaman doğru yolu getirmez. Evet. Ama maalesef, maalesef bugünkü görünüş bütün dünya milletleri düştü Türkiye'nin üstüne. Gece ki evet. Seyrederim televizyonu. Evet. Haberleri dinlerim. İzliyoruz değil mi? Haberleri hiç boşlamam ben. Evet. Boşlamamak maalesef, lazım maalesef aslında. Böyle oluyor da Allah acısın. Allah acısın. Allah ama acısın. İşte Allah acısın demekle de olmuyor. Bir olmuyor şeyler yapmamız lazım. Gene bu da, arada bu gene arada gene de Türkiye bütün bu devletler ki derim sadece bütün Türkiye'ye ihtiyaçları vardır hepsinin. Evet. Yunanistan'ın da Amerika'nın büyük da büyük devletlerin bütün bu devletlerin bu büyük büyük devletlerin Türkiye'ye ihtiyaçları var. Büyük devletlerin de yanımızda olan devletlerin de komşularımızın tabii, da bize ihtiyaçları tabii. var diyorsunuz. Ama şimdi Türkiye Rusya'yla bir anlaşma yaptı ya. Diğerleri bir parçacık şey yaptı. Yangaçtı. Ama bütün milletlerin Türkiye'ye ihtiyaçları var. Nasıl Kıbrıs bir göbektir. Yani evet, Kıbrıs'ı evet. Kıbrıs bir göbektir. Sen zannetme. Evet, tabii tabii. Türkiye de öyle dünyanın göbeğidir. Evet. Çünkü Amerika niçin üstledi Türkiye'de? Çünkü uyar gene bütün devletleri dövsün diye. Uçaklarla. Evet, evet. Yani politikayla da ilgileniyor. Tabii. Güzel bir şey. Ve ben havalistleri dinlerim. Evet. 21 Aralık şehitlerini ve tüm şehitlerimizi buradan rahmetle Allah anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Gazilerimize Allah sağlık afiyet versin sağlık diyoruz. Versin. Şimdiki görevde olan devlet adamlarımıza da hayırlı işler görmek amin, nasip amin, etsin amin, diyoruz. Amin. Ve neden güzel bir köyün vardı. Havası, suyu, denizi, her yeri güzel. Güzel bir ailen vardı. Çocukların, evin, her şeyin tamam. Niye Londra? Neden geldin? Yani programımızın 74, içeriği. 74'teki çıktı bu çarpışma. Evet. Bizim köy düştü. Bizi rahmetli İbrahim dayı ondan sonra kombosun basları taşıdı kampın üstüne. Evet. Kampın üstüne gördürdü bizi. Köyden kaçma kaçtınız. Giydiğiniz elbiselerle. Dur. Sabaha kadar taşıdı bizi baslar kampın üstüne. Kampın üstünde kaldık dışarıda. Evet. Soğuk da kimisinin çocuğu evet. vardı, bellekte çocuklar vardı. Kaldık onun üstünde. Hadi açtılar bize sinemaya girdik. Girdiler onlar şu hamileydi. Ondan sonra çocuklar vardı. Girdiler sinemaya. Önce üstüne. Hamileler, yaşlılar, çocuklar. Evet. Ertesi gün İngiliz attı bizi Happy Valley'e. Happy Valley'den çıkarttı bizi Paramal Dağı'na. Çadır verdi bize kurduk. O çadırların içinde 6 ay kaldık. 6 ay dile kolay. 6 ay kaldık dağın tepesinde. Ve kışa rastlayan bir dönemde evet, olmuştu. Rastgele. Evet. Ama gene de çok şükür olsun sabır. Bir sığınacak sabır, yer bulundu. Bir sığınacak yer. Evet. Hem ben zaten işlerdim gene açıhanede gelirdi. Bas alırdı bizi da götürürdü açıhanede işlerdik. Ne yapacağız? Bunlar kaldı, kampın üstünde kaldı çocuklar. Hmm. Hep kampın üstünde kaldılar. Biz giderdik, vadoz ederdik, giderdik. Ama gene tükkan da yaptılardı. Onlar ki şeydi, evet. Tükkanları, şeyleri. Yani bir düzen kuruldu tabii o kadar kuruldu. Süre içerisinde yani olacak onlar, o kadar. Şeydi, onlar evet. ki şeydi, gene alışverişimizi yapardık, geçinirdik. Bu İngiliz ne yaptı?
koca bir tır, üstünde fırın, sıcak ekmek çıkarırdı ve dağıtırdı göçmenlere. O da olsun. O da olsun. Evet. Anladın ya. Böyle şimdi böyle ondan sonra, kamptan sonra nereye gittiniz? Kamptan sonra bize İngiliz geldi dedi, hadi İngilizler sizi Türkiye'ye yollayacak. Türkiye'den, Kıbrıs'tan Adana'ya yollayacak bizi. Yakın yer odur, 15 dakikada gider. Onlar dedi, hep bütün eşyalarınızı da size yollayacağım dedi. Diğer tarafa. Daha yollayacak. Biz girdik basa, tez portakalı ayaklarını da yerip gittik, geldik Adana'ya. Adana'da tık 15 gün. 15 gün ettik Adana'ya. Adana'dan odurlar bizi feribota. Kıbrıs'a tekrar. 15 gün doldurttuk. Evet. Ondan sonra yolladılar bizi Kıbrıs'a. Geldik çıktık. Davullarla, şeylerle karşıladılar bizi. Nereye gidecek? Yolladılar bizi her birinin bir tarafa. Bizi yolladılar Bostancı'ya. Gittik Bostancı'ya. Bu ilmeğe geçtiydi. Kaçak yollardan kaçtı geldi bu yani Türk tarafına. Şimdi, bunun evi vardı. Gittik onun evine. Başka nereye gidecek? Teyze versinler bize. Şimdi güzel yurttan da Londra'ya geldiniz. Londra nasıl? Rahat mı bir yer mi Londra? Yani Londra'ya benim gelmemin sebebi de gene hükümeti de ama neyse. Evet. Neyse çok fazla neyse, onu şeyleri şey konuşmayalım. Londra'da rahatımız Londra'da yerinde geldim, mi? Rahatımız yerinde mi? Yeni gittik iş bulma dairesine. Hükümet verdi bize 25 lira haftada. Dedik neyse. Geçinecek. Bulduk rahmetli Gazi'yi. Fabrikası vardı. Derim amca dedi. İplikleri temizle dedi. Da vereyim sahtarı. O da 25 lira verdi. Biz 50 lira haftada oldu. Hanım haber eder bize Kıbrıs'tan gidelim yok. Ben buldum bir iş. Bu kadar haftada sen on kalır şey et. Al çocukları gel, ben gelmem artık Kıbrıs'a. Geri gelmem. Yaşadığımız acılar yeter dediniz. Londra'ya kapağı attınız, çocukları da getirdiniz, hanım da geldi. Ve burada rahatsınız. Çok, yani çok mecbur olmasak Londra'ya gelmezdik diyorsunuz. Ama mecbur olduğumuz için Londra'ya geldik. Ya geldi. İngiliz Happy Valley'de ben yemek pişirirdim. Geldi İngiliz vurdu omuzuma, çekti beni böyle kenara. Ne var dedi, hadi al hanımı hem çocukları dedi, yollayacağım seni Londra'ya. O zaman gelmedin ama ondan sonra... Nasıl geleceğim? 8 tane çocuk var beraberinde, bakıştırırım. Doğru. Bakacağım yine de açayım. Rauf amcacığım, konuşmamıza devam edeceğiz. Yalnız kısa belli genç TV izleyenleri... Happy Days'in ve Aydın Hanım'ın sponsorluğunda yine programımız Pupa Yelken diyoruz. Pupa Yelken devam ediyor. Ve bugün Rauf amcamızın, Rauf Piri amcamızın evinde misafiriz ve çekimlerimizi oradan yapıyoruz. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz bu bağlamda. Ve Happy Days'in kapısını çalmadan tatil kararı almayalım diyorum. Mümkünse güzel imkanlar, güzel olanaklar tanıyan Happy Days'in bir kapısını çalalım. Tatillerimizi erkenken ayarlayalım ki sonunda ah neden bu fırsatı kaçırdım demeyelim. Evet, yine Neden Biz Buradayız programında ve Rauf amcayla birlikteyiz. Elindeki yüzük beni çok ilgilendirdi. Ver bakalım. Bu yüzükte ay yıldız var. Ay yıldız var. Hediye mi geldi? Hayır, Omorfo'dan aldım bunu. Omorfo'dan aldın. Omorfo'da cumartesi ile market kurulurdu ya. Ondan aldım ya. Bir tane de altın vardı böyle. Kaybettim onu, düşürttüm. Bu gümüş. Bu gümüş. Erkek adama da gümüş yakışır. Altın da yakışır ama yok, maalesef gümüş en güzeli. Tabii. Sen manicik seven, böyle hoşuna gider. Okumayı da seven, dinlemeyi de seven. Bir manicik ben okuyayım mı sana? Oku bakayım ne yazar. Piskobuda mergizler, iyi olsun niyetler, Eminem'in yüzünden eksilmesin gülüşler. Amin. Amin.
Güzel bir mani değil mi? Evet, evet. Teşekkürler. Sen de yazar mısın manicik? Söyler misin? Bir mani paylaş bizimle. Eğer mümkünse. Mani çok vardı. Mani çok var. Çok var mani. Bir tane oku bize bakalım. Söyle, paylaşalım. Dere akar, mil akar. Gözleri beni yakar. Derdinden meram verem oldum. Bana doktorlar bakar. Ah. Denizin dibi mildir. Seni söyleden dildir. Doğru söyle be güzel. Senin sevdiğin kimdir? Bunları hep Emine teyzeye okun değil mi arada bir? Bunları... Özeldir diyorsun. Oraya, o konuya girmeyelim. Çok var, çok. Yazdım ya. Evet. Daha o defter durur bende ama boş mu? Neyse, onu bir vesileyle bir yerlerde okuyacağız inşallah. Evet. Çok. Güzel ülkemizi bırakıp Londra'ya, bu sisli havaların içine, bu dengesiz havaların içine girdik. Sabahleyin güneşliydi. Şimdi biraz bulutlandı. Biraz sonra yağmur yağacak. Allah bilir, gece yarısı kar da yağar. Olabilir. Evet. Yılşen'i küçük kızımızı evlendirir kana. Evet. Ne güzel hava şey, girdik içeri çektik. Çıktık eve gelecek kar bir diz. Evet. Düğüne girdik yazda. Çıktık kışta. Çıktık kışta. Evet. Düğün bitti şeydi, girdik masa. E bas. Badin badin bilir dedim hanıma. Hadi gel inelim biz aşağı. Yayan giderik eve. Çok daha şey dedi. Evet. İndik bastan. Evet. Biz bastan evvel gittik eve. Nedir yarım saat sonra geldi şey. Hmm. Bas. Evet. Anladık, o kadar bir gar vardı. Şimdi Londra'ya da olmasaydın nerede olmak isterdin? Sizde değil yani. İşleyeceğim üstünde, işimde, asker evet. İşinde. Yani başka bir ülkede olmak istemeyin. Yok, gene işleyeceğim. Ne işim vardır benim başka ülkede değil mi? Var? Çünkü faydalı evet. Değildim ondan. İşten faydalı ederdim. Gelirdim eve, evden kişinin yanında bir tarla vardı, ziyaretim evet. Yani. Gene böyle bahçacılık ederdim, bahçe ekerdim. Evet. Fasulyemi, böyle bahçe işi. Evet. Bahçe ederdim. Yani güneş durunana kadar bahçadaydım. Güneş durundu, giderdim eve, yerdim ekmeğimi, serdirdim, biraz oturup dinlenirdim. Gelirdi vakit, gideceğim nöbet tutayım. O mahsulü satar mıydın yoksa böyle komşulara dağıtırdın? Çıkan şeyi paylaşalım. Bildiğin gibi. Bildiğim gibi. Bunda nasıl saydım, onda da öyleydi. Bunda da bahçe işi. Bilir. Ben kimseden bir unluk almadım. Kime verdiysem bir şey. Ne ektiğinden, ne biçtiğinden. Helal olsun, hepsine daha. Evet, helal olsun. Evet. Ne kadar, ne kadar güzel. Böyle helal hiç, etmek, yalnız, şükretmek gibi. Bana, ne kadar güzel duygular bunlar. Bana derlerdi, Allah iyiliğini versin, ölülerinin canına değsin. Her yere beni değerdi. Benim hep o değerdi. Evet. Ben kimseden bir kuruş almadım. Evet. Bahçeyi bile ki teslim ettim başkasına. Evet. Bir kuruş, bir kuruş giderler almadım. Şimdi aramızda konuşuyoruz. Bahçeyi yani burada bir bahçen vardı. Eker vardı. Biçerdin. Evet. Gün geldi dedin ki ben yapamayacağım bu işi, bir başkasına vereyim. Verdin evet, o bahçeyi. Verdim. Bir kuruş almadın. Almadım. Şimdi o adam, her kimse eker biçer, sana bir şeyler getirir mi arada bir? Nerede gördüm yine? Ha ya, o da var. O da var. Nerede gördün geleyim? Evet. Nerede gördüm yine? Evet. Birine verdim, o verdi başkasına, o verdi Allah başkasına. Allah biliyor. Ha, onu Allah artık biliyor. Yani onu insanlar Allah biliyor bilmese onu. De Allah biliyor, Allah biliyor deriz Allah biz. Biliyor, evet. Çok şükür. Ben paltayı da, küreyi de, nacayı evet. Da hep baktım kendine öyle olduğu gibi, suyu da tarif evet. Ettim de nasıl olacağını. Evet. Bir daha da bir daha da görmedik. Allah iyilik sağlık versin. Amin cümlesine de bize de. Önemli daha. Olan odur. Paylaşmak. Odur. Paylaşmak, bölüşmek, evet. Güzellik yaşamak. Evet. Yani hayatımızı en güzel çok şükür olsun. Onlar yönlendirir. Çok şükür olsun. Bugüne evet. Kadar
Allah'ın izniyle rahat yaşadım. Kimseye de mühtaç olmadım. Kimsesi de şey etmedi. Kimsesi de benden şikayetçi değil. Kimsesi. Şimdi Rauf amcacığım, ben yani öyle görüyorum ki senin ailenle arandaki irtibatlar, yani ailene duyduğun saygı, ailenle ilişkilerin çok güzeldi. Senin evlatlarınla arandaki ilişkiler nasıl? Yani sen bir şey söylediğinde aman o eski bir şeydir, o zamanı geçti, sana kulak asmaz veya bir nasihat ettiğinde dinliyorlar mı, alıyorlar mı? Benim evlatlarıma ne söylersem dinlerler. Ben yanlış bir şey söylersem onlar der baba düzeltirler. Bu şey burada yanlışa gider. Düzeltirler. Hiç aramızda bir şey olmaz. Evet. Hiç. Yani aile yani ilişkileri. Ya bana kötü laf söylesinler ya ben onlara kötü laf söyleyeyim. Hiç aramızda öyle bir şey olmaz. Şimdi bazı ailelerde mesela ona onu verdin, ona o malı verdin, ona bunu yaptın. Küslükler olur, sıkıntılar olur. Hiçbir zaman. Yani bu bağlamda ne kardeşler arası ne evlatlar arası. Yani ne de kardeş, üç kız kardeşler. Hiç kimseler ne kavga, ne galaba, ne de birbirlerine acı lakırdı söylesinler. Hiç. Senin kardeşlerin arasında da şeyiniz gayet güzel. Gördüğüm kadarıyla. Hiçbir zaman. Evet. Güzellik budur. Paylaşmak, birlikte olmak. Evet. Güzel yaşamak. Tabii. Evet. İşte bugüne kadar hiçbir evladım biriyle kavga etsinler, küssünler, daha şeysine hiçbir zaman ne küstüler ne de kavga ettiler. Hiç. Evet. Hiçbir zaman. Ne de birbirlerine aksi bir şey söylediler. Biz Piskopulular diyorsun, biz Piskopulular diyorsun. Ailemize saygılıyız. Evet. Çocuklarımız da bize saygılıdır. Evet, çok şükür biz olsun. Dünyanın neresinde olursak olalım. Aynıyız. Yani değişen bir şey yok. Yok. Kültürümüz de, geleneğimiz, göreneğimiz de. Gördüğüm su kadarıyla... Su kaynatsam da yesek hiçbir şey kimsesi bize bir şey etmez. Şimdi gördüğüm kadarıyla bu derneklere de çok fazla yardımda bulunuyorsunuz. Ailece Allah'ın izniyle. Destek veriyorsunuz. Evet, elimizden geldiği kadar. Kucağınızı açıyorsunuz. Herkesi kucaklıyorsunuz. Elimizden geldiği kadar niçin yapmayalım? Evet. Elimizden geldiği kadar yaparık. Evet. Acımayık. Bence yaş önemli değil. Yaş hiçbir zaman önemli değil. Yaşananlar ve yaşanacak olanlardır önemli. Evet, orası tamam. Geçen hafta beni çok duygulandıran ve beni çok mutlu eden bir ortam hazırlandı. 90 yaşına bastığın için evlatların, torunların, onların çocukları ve sevdiklerin hep birlikte sana güzel bir sürpriz yaptılar. Hep birlikte güzel bir kutlama oldu. Çok şükür olsun. 90 yaşına kadar verdiğin emeğin, verdiğin çok zahmetin, verdiğin güzelliğin olsun. Seremesini aldın. Çok şükür olsun. Hiçbir torunumdan da, hepsinden de hoşnutum ve kimsesi bana hiçbir zaman acıyla kırdı bile söylemedi. Hiçbir zaman. Evet, evet. O kadar işte gördüğün gibi torunlarım vardır. Hiçbir zaman ne bunda ne de Kıbrıs'ta hiçbiri bana acıyla kırdı söylemedi. Hiçbiri. Hiçbirinden öyle kötü laf duymadım. Evet. Çok şimdi şükür. Rauf amcacığım öyle bir şey ki belli bir yaşa gelmek gayet güzel bir şey. Ama 90 yaşına basmak nasıl bir duygu? Ve bir dakika ben sözümü bitireyim. Ve aklı başında olmak, kitap okumak, resim çizmek... Yani bu hobilerinizi de biliyoruz. Güzel kitap okuyorsunuz, bir bakarız, bir kitabı alırsınız. İki günde bir kitap bitiyor. Şiir yazıyorsunuz, mani yazıyorsunuz.
Onları kitaplaştırmak istiyorsunuz. Yani bu güzellikleri yaşayarak bu yaşa gelmek gerçekten çok önemli. Çok önemli bir şey. Ve benim duyumum, yani aldığım duyuma göre sabahleyin kalktığınızda siz yatakta Emine teyzeye maniler okurmuşsunuz. Kitabı açar manicikler okursunuz. Bu alışkanlık çok güzel bir şey. Yani herkese nasip olmayan bir şey. Bu nasıl bir duygu? Nasıl bir güzellik? Onu anlat bize. Mani bir şey söylemem gelir. Ha, ne söyle? Uykusunda ha. Uyandırıp da rahatsız etmem gelir. Uyandıktan sonra okur musun manicik? Yok. Ben onları ha. Aklıma ansızdan geldiği saat o saatten durur yazarım. Evet. 4-5 satırdır. Emine teyzeyle paylaşın ama bunları, değil mi? Ben onu karıştırmam onlara. Ha. Yok. Sen ciddi. Ben, ciddi bir ben şey. Ben manilere karıştırmam onu. Evet. Aklıma geldi 4-5 satırdır. O larki gelir aklıma. O vakitten yazarım yani. Sonra arkası devam gelirse başka gün başka bir şey gelirse aklıma gene yazarım. Hepsi de öyle sıralı yazalım. Şimdi böyle bir yaşa gelip de böyle bir güzellik yaşamak her insana nasip değil. Sana çok ben hayırlı yaşlar, teşekkürler, sağ olun. Daha nice sağlıklı günler Amin. Diliyorum. Şu çağda, bu dönemde bu kadar stresin içinde yaşayan insanların çok fazla sıkıntıya dayanamayıp Alzheimer gibi çok kötü bir hastalığa yakalanmak gibi bir sıkıntıları olan insanların yaşadığı bir çok dünyada senin 90 yaşına böyle sağlıklı bir şekilde ve güzel bir şekilde hem evlatlarına hem topluma, Londra'daki topluma da faydanız dokunuyor. Çok şükür. Derneklere gidiyorsunuz, güzel paylaşımlar yaşıyorsunuz. Ben sizi gerçekten kutluyorum. Çok şükür olsun. Ve sana hayırlı yaşlar Amin cümlesine diliyorum. De, ve de. Mümkünse programımızı kapatmazdan önce Genç TV kanalı ile izleyenlerimize ne söylemek isten? Bizi izleyenlere ne tavsiye, gençlere ne tavsiye etmek isten? Gençlere tavsiye etmem, yalan söylememeleri. Yalan söylemesinler. Yalan söylemesinler ve bir işi ki tutacaklar da yapsınlar, sebat edecekler, o işte duracaklar. Bakar görürsen, o iş tehlike yoluna gider, o vakit izin alacak ve vazgeçsin, başka bir iş tutanaklı iş evet. olsun. Evet. Gençlere budur tavsiye. Bir de İçkiye tutulup da içkinin peşine düşmek. İçki, kumar, kötü alışkanlıklar. Kötü alışkanlıklar evet. vazgeçmeleri lazım. Evet. Anladın? Gençlere tavsiyemiz bunlar diyorsun. Evet. Bu İngiliz hükümetini katillik et, bağışlar seni yalandan bağışlamaz. Evet. Anladın? Ya böyle evet. günler geçirdik biz. Evet. Evet, çok sevgili eşini, yıllarca birlikte hayatını paylaştığın eşini yanımıza almak isterim. Emine teyze, lütfen lütfen böyle burada alsın seni şey. Evet. Evet ve kızınız burada. Büyük kızınız burada. Büyük kızım da ortanca kızın ve küçük torunum burada. Onları da alalım. Kıbrıs'tan ziyaretine gelen büyük kızın Hilmiye'yi alalım yanımıza. O da gelsin böyle evet. ya da öyle. Yine Kıbrıs'tan ziyaretine. Hani Allah ziyaretçi geliyorum. Siz bırakmasın bizi diyoruz. Ve Havva Hanım'ı da yanımıza alıyoruz. Doğum günü müydü? Geldi. Evet, doğum günün için geldi. Evet, Havva Hanım'ı da, ortanca kızı da alıyoruz. Ve küçük torunu da alıyoruz. Sağ olun. Torunun oğlu. Evet. Ömer'imizi de yanımıza aldık. Ve hep birlikte kapanışımızı yapalım diyoruz. Ben...
Rauf amca, sana çok teşekkür ediyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Bizlere kapını açtın, gönlünü açtın. Bizlerle eylik, hayatını paylaştın. Dünyada iyilik ve sevgi, saygı. Evet. Anladın. Sevmesem, saymasam açmadım kapımı. Evet. Çok güzel. Anladın? Çok güzel. Evet. Ama sevgi, saygı olmadan da yaşanmaz derler. Evet. 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 Evet, çok değerli Genç TV izleyenleri, neden biz buradayız, neden biz Londra'dayız programında bugün Rauf amcamızın, Rauf Pire'nin evindeydik. Çok değerli Emine teyzemize, Hilmi Hanım'a, Havva Hanım'a ve küçük Ömer'e bizlere gösterdikleri anlayıştan, yakınlıktan dolayı çok teşekkür ederiz. Ve haftaya bir başka konukla, bir başka konularla sizlerle birlikte olmak için hazır olacağız. Hayırlı günler, iyi akşamlar diliyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, Genç TV'de olun ve bizlerle Neden Biz Buradayız programında hep birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar.